Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Cırgalan mahallesine 9 yıl önce hobi bahçesi yapıldı. O tarihte 458 tane inşa edilen hobi bahçesi sahiplerine kiralama yöntemiyle teslim edildi. Geçen süreçte sözleşmeleri sona eren bahçe sahiplerinin yerlerinden çıkarılacağı iddia edildi. Bunu duyan bahçe sakinleri bir araya gelerek bu duruma tepki gösterdi. Evet, ismim Ruhi Özercan, emekliyim, halen çalışıyorum. Hobi bahçesi sakinlerindenim. 114 nolu hobi bahçesinin sahibiyim. Sahibim derken kiracısıyım. 11 yıldır ilk çekilişin yapıldığı andan itibaren de buradayız. Bizi üzen, herhalde onun için buradaki arkadaşlar toplandı. Biz 11 yıldır buradayız. Aslında karşımızda belediye başkanımız yahut da belediye mecliste öyle diyelim, Büyükşehir Belediyesi her sene böyle bir kararlar alıyor. Yani süre bakımından sıkıntı. Daha önceki bahçelerde örnek olarak alındı. İşte bir 3 sene uzadı, 5 sene uzadı, 7 sene. Yani bir uzamalar yapıldı. Sonuç olarak da tabii ki alınan karar gereği bu yılın 8 Kasım'da yapılan toplantı, encümen toplantısı sonucunda bütün bahçelerdeki oturanların tahliye etmesi, 15'ine kadar bu encümen toplantısını yakinen takip ettim, videolardan izledim. 15 Aralık itibariyle boşaltılması kararı alındı, aldılar. Yahut da kim önerge verdi, ne yaptı bilmiyorum ama bir kişinin önergesiyle kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir şekilde bir karar alındı. Şimdi bir önergeyle bu kadar insanın, sıfırası değil, burası 458 bahçe sakini, diğerleriyle işte yamula ne o ince yani diğer karpuz atan falan bunlarla toplam hem kalabalık yer burası bildiğim kadarıyla 700 bahçe sakine ne emir verilerek, talimat verilerek 15 Aralık tarihinde tahliye edin gibi bir karar, böyle anladık. Hatice Suvar, Cırgalan Hobi Bahçesi sakinlerindenim. Ben bahçemden ayrılmak istemiyorum. Beni ölüme terk etmek, bahçeden ayırmak demek. Aynen. 60 milyara kadar girdiğim günün paralarıyla ben buraya para sarf ettim. Parayı bir kenara koyuyorum maddi olaraktan, manevi olaraktan, yani samimi olarak söylüyorum. Ölüme terk etmek beni. Başka bir şey değil. Bizden paraları alsın, başka yere yine yaptırsın. Desteğiz. Kesmiyoruz paralarını. Günü gününe veriyoruz yani. Rica ediyorum başkanlarımızdan, devletimizden, hükümetimizden, hani çıkartmasın bizi. Bir avuç toprağı bizim elimizden alınca, ne olacak? Ha. Allah vermemiş, belediye verdi. 180-110 metrekare, oradan da bizi atmasınlar. Rabbinden istiyorum, belediyemizden de rica ediyorum. Tamam mı? İsmim Ayten Başkurt, emekli öğretmenim. Bizim Hisarcık'ta, diğer bağlarda villalarımız yok. Biz memur emeklisiyiz. Bize hobi olarak verdiler. Biz toprakta uğraşıyoruz, stres atıyoruz. Niye elimizden alıyorlar yani? Neşe Güzelce ben. 12 nolu bahçe sakiniyim. Şimdi burada kaç yıldır çok güzel komşuluk ilişkilerimiz oluştu. Birbirimize çok alıştık, çok sevdik. Yaptığımız maddi masrafların ötesinde buradaki yetiştirmiş olduğumuz güller, asmalar bizim bebeklerimiz gibi oldu. Şimdi bir başkasını mutlu edeceğim diye bir kısım insanları mutsuz etmek, birilerinin mutsuzluğu üzerine mutluluk kurmak hiç mantıklı değil. Hani çocuğun eline şeker verirsiniz, sonra tekrar alır başkasına verirsiniz. Bunu yapmak kadar üzücü ve kötü bir olay. Eğer maddi imkanları yoksa yeni bahçeler oluşturulması adına biz diyoruz ki şöyle bir teklifimiz var.
Hatice Hanım'ın da dile getirdiği gibi 5 yıllık peşin paralarımızı ödeyelim. Ellerinde mevcut olan arsalar üzerine bu imkanları kullanaraktan yeni yerler oluşturulsun. Biz evet biz buradan yararlanıyoruz ve herkesin yararlanmasını çok istiyoruz. Ama birilerini mutsuz edip birilerini mutlu etmek olmaz. Bahattin Çimen, memur emeklisiyim. Buranın ilk kuruluşundan beri bahçe sakini olarak bahçe kullanmaktayım. İlk yıl zaten geç teslim edildi. Onu gerekçe gösterip uzattılar. Daha sonra buradaki bahçeler el değiştirenler oldu, bakım yapmayanlar oldu. Bunlar tespit edilmeden bahçesini bakımlı kullanan, amacı doğrultusunda kullanan insanlar yer yaptı, güzel baktılar ve şimdi mağdur edilmeye çalışıyor. Burada bir de şu var. Pandemiden dolayı kısıtlama ne zaman kalktı? 1 Temmuz 2021. 2021 yılına 1 Temmuz'a kadar nedir? 6 ay biz burayı kullanmadığımız anlamına gelir. Eğer ki tekrar ihtiyaç varsa bize süre versin. Atıyorum bir 5 yıl 10 yıl. Bunun parasını peşin alsın. Diğer yerlere yapsın. Diğerleri de mağdur olmasın. Biz de mağdur olmayalım.